Bugünkü kahvaltımız, teşrif ettiniz, hepiniz geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hepinize ayrı ayrı davetimize ilave ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Odamızı ve tüm üreticilerimizi şereflendirdiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben mikrofonu bırakacağım. Sesine biraz güveniyorum, özür diliyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ayın 19'unda Dünya Çiftçi Kadınlar Günü etkinliği yapacağız. Daha önce şu anda buraya gelen arkadaşlarımızla zaman zaman bu koymayı paylaştık. Ses geliyor buraya. Bütün arkadaşlarımız hakikaten odamızın böyle bir etkinliğinin çok yerinde ve doğru olacağını söylediler. Ben bunun için bütün siyasi partilerimize ne kadar teşekkür etsem az olduğuna inanıyorum. Bu etkinliği sadece Anamur Bozyazı Ziraat Odası değil, Anamur'daki bütün kadınların etkinliği olarak görüyorum. Bu başarı sadece Ziraat Odası'nın başarısı değil, bu başarı Anamur ve Bozyazı'daki tüm bayanlarımızın başarısı olacağına inanıyorum. Değerli arkadaşlar, ayın 19'unda ben arkadaşlarımızla görüştük. Gündemi biraz birçok arkadaşımız biliyor ama tazelenmesi adı altında tekrar edeceğim. Ayın 19'unda saat 10'da Anamur Cumhuriyet Meydanı'nda bir etkinliğimiz olacak. Malum toplantının girişinde İstiklal Marşı saygı duruşumuzdan sonra ilçe kaymakamımız ve bu konuyla ilgili Dünya Kadın Çiftçilerin Günü'yle alakalı sizlere ehemmiyetini ve önemini arz edip konuşmalarımız olacak. Sadece kadınlarımızdan oluşan bir folklor gösterimiz var. Etkinliğimiz içerisinde folklor gösterisinden sonra yine bayan arkadaşlarımızdan bir arkadaşımız türkü söyleyecek, etkinliği neşelendirecek. Yine şiir okuyacak olan bayan arkadaşlarımız var. Yine odamız tarafından sadece o günün anısına yazılmış olan üretici kadınlarımızla alakalı bir 7 kıtalık şiirimiz var. 6 tane bayan arkadaşlarımız seyirciler arasından birer kıtayla en son toplu olarak 7. kıtayı sunacaklar. Sanıyorum bugün bu şiiri okuyacak olan, birer kıtalık okuyacak olan arkadaşlarımızdan da aramızda tümü değilse hemen hemen birçoğu buradalar. Onlar da eğer çalışmalarını bize bir dinletirlerse sevineceğiz. O gün üreticilerimizin en yaşlı ve en genç üreticilerimize plaket törenimiz olacak. Ve daha sonra da topluca odamız tarafından yine üretici bayanlar tarafından hazırlanmış olan teşkek merasimimiz olacak ikram olarak. Bunu da hep beraber de yapacağız. Değerli arkadaşlar, buradaki ön plana çıkacak olan kadın ve üretici kadın. Hepimiz malum biliyoruz ki üretici kadınlarımız günde 16 saat ayaklarının üzerinde üretim yapıyorlar. Şu anda önümüzde bin bir çeşit soframızda nimetler varsa bunun bu soframıza gelmesine ciddi manada katkıları var. Yüce Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde ben yarattığım kulun rızkını vereceğim diyor. Rızk Allah'a ait. Bundan hiçbir şüphemiz, tereddütümüz yok. Ancak bana inanana veya inanmayana, ihanet edene veya etmeyene demiyor. Yarattığım kulun rızkını vereceğim diyor. Yüce Rabbim bu rızkı verirken işte bu üreticilerimiz de vesile oluyor. Ben kesinlikle nöbet tutan, sınırda mücadele eden polisimiz, askerimiz, devletimizin milli güvenliği için ne kadar önemliyse tarımda, bahçesinde, bağında, tarlasında, serasında mücadele veren toplumumuzun sağlık güvenliği için üreticilerimizin de hele hele kadınlarımızın da
asker polis kadar önemli olduğuna inanıyorum. Eğer ki bizler üretmezse, eğer toplum üretmezse, bu milletin, bu devletin özgürlüğünü var diyemeyiz. Bağımsızlığına var diyemeyiz. Hürriyetine var diyemeyiz. Eğer ki bu toplumun bağımsızsa, özgürse, hürse, bunda kesinlikle üreticilerimizin, hele hele kadınlarımızın hakkı çok büyük. Bunu ödememiz adeta mümkün değil. Ama toplumda kadınlarımız, hele hele üretici kadınlarımız istediği hakkı alabiliyor mu? Alamıyor. Şu anda bir devlet memurumuz, işçimiz, kurum veya kuruluşlarda, özel sektörde çalışan insanlar 8 saat mesaisinden sonra belli bir ek ücret alıyor. Hatta ve hatta devletimiz yasayla ek ücret alabilmesi için bir insan 8 saatten sonra kısa bir ek çalışma süresi var diyor. Ama üretici kadınlarımız sadece çalışmadığı zaman 8 saat. Onun için biz ülkemizi yöneten yöneticilerimizden, siyasi partilerimizden taleplerimiz olacak. Nedir bu taleplerimiz? Kadınlarımız madem ki bu şekilde çalışıyor, bireyler evde bir kişi bağkurlu, iki kişi çalışıyor, üç kişi çalışıyor evde, beş kişi çalışıyor, ancak bir kişinin bağkuru ödeniyor. Hasbelkader Allah korusun, Rabbim kimseye böyle bir şey söyleyeceğimi nasip etmesin. Belli bir dönem çalışıldıktan sonra ola ki Allah'ın takdir ilahisi bir ayrılık vuku buldu. Bağkur kimde kalıyor? Bağkurlu olan erkekte kalıyor. Ya kadın ne yapacak o saatten sonra? İşte biz diyoruz ki, madem ki bu ülkenin birliğine, beraberliğine, özgürlüğüne, hürriyetine bu kadınlarımız gecesini gündüzüne katıp, aynı zamanda şu hepimiz anneyiz, çocukların yetişmesinde en önemli faktör bayandır. Bizim kendi atalarımızdan sözü var. Evi kim yapar? Dişi kuş yapar. Her güçlü, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın yapar. Madem ki biz bunları biliyoruz, madem ki biz bunları miting alanlarında veya kitaplarımızda veya basın mensupları köşe yazılarında yazıyor, o zaman biz diyoruz ki lütfen bu kadınlarımızın hak ettiği değeri vermeliyiz. Bu bir art niyet olduğunu katiyen düşünmüyorum. Ama bunlar bugüne kadar izah edilemediğine inanıyorum. Yine üretim yapan üreticilerimizin özellikle örtü altı tarım yapan üretim nasıl ama? Atalı tohum dediğimiz gerçek tohumlarla ilgili ziraat odasının bir çalışması var mı? Anamur ziraat odasının. Alsak da tek başımıza iz bırakırız dağımıza taşımıza. Gönüllerde yeşerip solan, topraklarda kendini bulanlardanız biz. Anadolu'nun bağrı yanık, ziraati tanık çiftçi kadınlarıyız biz. Göllerde yeşerip solan, topraklarda kendini bulanlardanız biz. Anadolu'nun bağrı yanık, tanık çiftçi kadınlarıyız biz. Görenlerdeniz. Vatan toprağımıza dallar ekip, güller derenlerdeniz. Gönüllerde yeşerip solan, topraklarda kendini bulanlardanız biz. Anadolu'nun bağrı yanık, ziraata tanık çiftçi kadınlarıyız biz. Son koro olan.